Yıllarımız gitti. Seneleri söyleme Lokman Hanım. Gitti. Yok söylerim neden. 54 sene olmuş bizim evliliğimiz. Olmaz mı? Yıllarımızı götürdü. İyi yıllar maşallah. Allah'ım. Yani o da doğru yanım. Maraya kırılmıyor sevdiğim. O da çok güzel bir canım. Olmuştur, kırılmadım. Sen çok sevdiğim için hiçbir şey benim gözümün önüne gelmedi. Şimdi hanım, bu karşılıklıdır. Şimdi bir arının balı da vardır, iğnesi de vardır. Tabii ki muhakkak. Bu balını yediğin zaman arının çok seviyorsun. Arı seni vurduğu zaman da hemen öldürmeye kalkıyorsun. Bu erkek misali bir arıdır. Yani balı da vardır, iğnesi de vardır. Arı da şey... İğnesini de fazla vurmuyor. Canım arada bir... Doğru söylüyor. Her zaman acıttığı zaman adam canı acıdığı zaman seni... Gelip gelip gözüne de vurmayacak. O da acıttığı doğru. Zaman o da seni acıtır yeri geldi. Acıtma deriz ki iğne vurduğu zaman değil mi yani? Evet. Evet. Allah muhabbetiniz artırsın. Çok canım güzel. Benim. Gerçekten. Doğru yani. Çok güzel bir aile yaşantınız var. Özellikle birbirinize bakışlarınız, birbirinize ama olan sevginiz çok güzel. Güzel yavrum sen, yani benim iki kızım vardı, üçüncü kızımsın. Sağ İki olsun, tane de oğlum vardı, üçüncü oğlum da Deniz'im. Evet. Yani bizim ailemiz içindesin biliyorsun. Evet. Hoş bir baba. İyi bir... Onu demin de söyledim, mükemmel yani, bir baba. Tarif edemem, mükemmel. Köyünü seven, halkını seven, toplumu seven. Eşini seven. Eşini çok seven. Eşini seven. Ama bunun yanı sıra gerçekten sizin yaptığınız fedakarlıklar, Ali Kızıltuğ gibi bir ozanın yükümlülüğünü taşımak, onun arkasında durmak ve ona destek olabilmek çok büyük bir başarı. Bir ömür, bir tarafta, bir tarafında da sen varsın o desteğin, sana da teşekkür ederim. Ben her zaman ki sizin gibi büyük bir üstadın, büyük bir ozanın ailesini diyeyim, bırakın çalışma işine, ailesine girmenin verdiği bir onur var. Ne mutlu bana ki böyle bir baba, böyle bir anaya, böyle bir çok aileye sahibim. Ben böyle ne bir mutlu sizin gibi insanlara kavuştuğum için. Çok mutluyum. Alim, Alim diyeyim ben her zaman. Kızım evet. Demeyeyim, her zaman Alim diyeyim. Alim her şeye layık. Yani babalığa da layık, eşliğe de layık, halkına, topluma, sevgiye bilmiyorum. Ben onun ismini, zorluğunu şerefle taşıyım. İncitmeden. O beni incitmedi. Ben de ona hiç incitmedim. Çok yaşasın, bin yaşasın. Allah razı olsun. Beraber yaşayalım imanım. İnşallah. Beraber yaşayalım. Vallahi. Sensiz bana Allah bir gün ömür vermesin Alim. Amin. Ne mutlu böyle. Vallahi. Yıllarca. Yıllar gizli gizli neler geçmiş. Yıllar dediğiniz gibi. Böyle mutlu bir yaşantı. Hala birbirinize böyle... liseli aşıklar gibi aşık olmanız ki dediğim gibi ben ailenin içinde olduğum için bunu bizzat yaşayarak görüyorum. Birbirinize hitabınız, birbirinizin gözlerine yıllar bakarken yıllar ömrümüzden bir şeyler aldı yıllar. Çok aldı yıllar. Tabii. Sevgimizi hiç alamadı. Sağ olsun. Evet. Sevgimizi çok büyük hiç sevgimiz. Arasına giremedi. Sevgimizi hiç alamadı. Yani Allah da hiç bozmasın. Çubattı. Hiç bozmasın. Çok evet. Güzel. Bir de şu var yani. Çocuklar ne kadar senin olursa olsun, evlendikten sonra herkes bir ana baba oluyor. Evet. Görüyoruz ki birbirimize değer vermekten başka hiçbir şey yok. Mecbursun. Yani evlisin, evi var, kapısı var. Onlar da aklı, onlar da kendi çocuklarını büyütüyorlar, okutuyorlar. Biz nasıl kendimizi, çocuklarımızı, evet. Onlar da onlar aşıldı. Ne yapmalı lazım burada? Canı köleden kadı koca birbirine candan sarılması lazım. Aynen öyle. Yani ufak tefek şeyleri laf etmeden, söz etmeden ölüm var. Yani neyimiz geçirmeyecek? En güzel günlerimiz geldi geçti. Ama dediğim gibi o güzel günlerin hiçbirinin farkında olmadık. Biz ikinci baharı yaşıyoruz. Ne mutlu. Bunu söyleyebilmek lazım. Soluğumu topladım ki onu söylüyorum. Dedi, çok güzel dediğim gibi yani. Ama şu da bir gerçek. Yani Üstad'ın Ozan Ali Kızıltuğ. Öyle bir kolları var ki, öyle geniş bir kolu var ki, bırakın aileyi, hani halkın bilmediği o kadar çok güzel yanları var ki aslında, bunları da Ali Kızıltuğ açıklamadığı için ben açıklamak istemiyorum ama üstü kapalı şöyle söyleyeyim. Ali Kızıltuğ'da öyle bir kanat var ki, kartal kanadını geçmiş bir şekilde, etrafını, köyünü,
halkını öyle bir sarıyor ki. Yardımsever bir insanım, doğrudur. Ciddi derecede. Bunları evet. Ben dediğim gibi biliyorum ama Ali Kızıltop bunları bahsetmekten pek hoşlanmaz. Okuttuğu talebeleri. Dile getirmekten hoşlanmaz ama şunu de, söylemeden geçemeyeceğim. Bildiğim kadarıyla üstadım, 9 tane üniversite bitirmiş öğrenciniz var. Sizin sayenizde. Evet. Yüksek yerlere gelmiş. Şimdi toplam 14 var. Evet. Toplam 14 tane üniversite sponsor olduğum 14 tane üniversite mezunu. Ne mutlu. Bundan güzel bir şey yok. Çünkü bir çocuğu varlığı olmadan o çocuğu çok bedel ödedim. Çünkü bir çocuk senelik buraya mal oldu. Bu kaç sene okumuşlar, ne yapmışlar. Onun için çok şükürler olsun. Onunla da gurur duyuyorum yani. Ne mutlu size ki böyle güzel fidanlarınız var. Buyur hanım. Biz toprağa yatırım yapmadık, insana yatırım yaptık. En güzeli, İnsana en şeyi de odur zaten. Bir fakirin elinden tuttuk da bir ekmek kazandı, bir kalemine aldı da evine bir ekmek götürse ne mutlu bize. İşte toprağımızın en güzeli budur. Ne mutlu size. En gene üstadımın affına sığınarak şimdiye kadar hiçbir yerde bunlar evet. Duyulmamıştır. Hiçbir şekilde açıklamamıştır. Hiç açıklamadı da istemezdi. Üstadım yani. Sevmiyor. Ben çok iyi biliyorum kendisi çalıştığı için. Ben zaten ama yine de girmeyelim. Herkesin babası diyebilirim. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Yine de girmeyelim. Şöyle girelim. Çok gariban babasıyımdır. Çok iyi biliyorum. Bu kadar diyeyim. Yani derler ki Kızıltuğ ne yaptın? Onu bilenler bilir. Evet. Yani fazla gerçekten. Derine dalmadan söylüyorum. Ama niçin? Gizli hazinemiz ya, diyelim. Valla benim fazla varlığım yoktu ki. Yani, bilmiyor, toprağa yatırmamız yani, yoktu. Demişler ki, çobana demişler ki ne yaparsın abi dağlar benim değil demiş. Ben çobanım demiş, başka ne yaparsın? Abi size bir süs sağırım demiş, biliyor musun? Ben de yani başka bir varlığım yoktu, benim de bir sazım vardı. Ben de size türkü yazdım. Başka en bir şeyim yok. En büyük hazineyi, evet. En büyük serveti de siz armağan ettiniz zaten. Çok teşekkür ederim. Senin sevgin. Hoş geldiniz. Sabahlar. Toplumun seni kayıt çok seviyor. Çok bir hazine. Anne Engel'e, kardeşlerine evet. Çok selamlarını evet, söyle benim Deniz'in. Tabii ki. Bu Sal köyünden buradan sen Mersin'e de gidersin. Antep'tesin zaten. Oradaki arkadaşlarına. Selam Özlemim olsun. Sen de annene, kardeşlerine. Özlemim bana uzağa kadar selam Deniz'im vermişsiniz. Her zaman deniz gibi dalgalanasın. Annesine, kardeşlerine selam Annene, kardeşlerine bizden kucak dolusu selamlar götür yavrum. Hoş Sizler geldiniz. Safa geldiniz. Güle güle gidesiniz. Teşekkür ederiz. Sağlıkla. Yine görüşmek üzere. Gezmeye hocam. Gelmedik zaten. Ailemizin kendi evimize geldik diyoruz. Evet. Olsun masamız. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum.